Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son iki videomuz kaldı. Hücresel solunumla ilgili çıkmış sorular ve bitki, bitki biyolojisiyle ilgili çıkmış sorulara bakacağız. Şimdi hücresel solunuma bakıyoruz. 2010 YGS'de çıkmış bir soru diyor ki aşağıdaki tabloda 4 ayrı ortamda bulunan besin molekülleri ve ortamın oksijen durumları verilmiştir. Yukarıdaki ortamlardan hangilerine maya mantarı eklenmesi sonucunda etil alkol ortaya çıkar. Şimdi etil alkol fermentasyonu oksijen eksikliğinde gerçekleşen bir durumdur. Buraya bakıyorum oksijen olanları zaten sileceğim. Bakın ikinci ortamda ve dördüncü ortamda oksijen var bunları siliyorum. Maya mantarının etil alkol fermentasyonu yapabilmesi için glikoz kullanması gerekiyor arkadaşlar. Birinci ortamda olur ama üçüncü ortamda olmaz. Çünkü maya mantarları sadece glikoz kullanabilen canlılardır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı yalnız bir olacak. İkinci sorumuz 2010 LYS. Diyor ki enerji elde etmede kullanılabilecek moleküllerin biyokimyasal yıkım yolları aşağıda verilmiştir. Buna göre şemada X ile gösterilen madde aşağıdakilerden hangisidir? Keşke bütün sorular böyle olsa gerçekten kolay bir soru. Şimdi bakın Basit şekerler, mesela polisakkarit, protein, yağlar bunların hepsini amino şeylerine kadar ayırmış. E, amino asit, basit şeker, daha sonra gliserol yağsına kadar ayırmış ve bunların e, hücresel sonunda katına basamaklarını vermiş bize. Arkadaşlar biz şuraya baktığımız zaman bakın. Basit şekerden başlayıp pirivata kadar olan kısım nedir? Glikoliz evresidir. Glikoliz privattan sonra gerçekleşen olay nedir asetil koenzima oluşumudur Dolayısıyla burada X de gösterilen madde hangisidir Tabii ki Asetil koenzimadır cevabımız Denizli şıkkı olacak Sonrasında zaten krebs döngüsü başlıyor Krebs döngüsünden sonra da ETS evresi başlayarak ATP enerjisi üretiliyor 2011 LYS Krebs çemberinde gerçekleşen olaylar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi Krebs çemberinde neler gerçekleşiyor? İlk önce buna bakalım. Pürümik asit oluştuktan sonra arkadaşlar Krebs çemberi başlayacak. Yani ilk önce asetil koenzima oluşacak. Daha sonra da Krebs çemberi başlayacak. Asetil koenzima iki karbonlu olan bir bileşiktir. Ortamda 4 karbonlu olan bir hazır olarak bulunan mitokondrinin matrik sıvısında hazır olarak bulunan bir bileşik vardır. Bu bileşik 2 karbonlu olan asetil koenzima ile birleşerek 6 karbonlu olan bir kararsız ara bileşiğe dönüşür arkadaşlar. Daha sonra bu 6 karbonlu olan bileşik 5 karbona düşürür kendini. 5 karbona düşürdükçe açığa ne çıkacak? Karbondoksit. Ve her bir karbondoksit çıkışında da ne oluşacak? Nadaş molekülü oluşacak bir tane. Daha sonra bizim amacımız şuradaki 4 karbonlu bileşiği tekrardan oluşturmaktır. Bu 5 karbonlu bileşik bir karbon daha kaybeder. 4 karbona düşer. Her karbon kaybedişinde ne açığa çıkıyordu? Karbondoksit. Karbondoksit açığa çıktıkça hangi molekül oluşuyordu? Nadaş molekülü. Burada da oluştu. Şimdi 4 karbon 4 karbon ama... Bunların sadece karbon sayıları eşit, hidrojen sayıları eşit değil birbirine. O yüzden de bazı tepkimelerle ne yapmamız gerekiyor? Bunları eşitlememiz lazım. Arkadaşlar burada tekrardan bir 4 karbonluya dönüşme olayı vardır. Dönüştür, dönüşürken de ne üretecek? Bize FADH2 üretecek. FADH2 molekülünü üretecek. Sonrasında FADH2 molekülünü üretirken de ayrıca bir mole, molekülde ATP sentezlenecek. Sonra bu 4 karbonlu bileşik eski haline döner ve dönüşünde arkadaşlar ne üretilir burada? Yine NADH2 NADH molekülü üretilir. Böylece bir e, asetil koenzim ya da şöyle de diyebiliriz bir pirüvik asitin tepkimeye girmesi sonucunda bir molekül asetil koenzima oluşur oluşturulur. Daha sonra bu asetil koenzimanın tepkimeye yani Krebs çemberine girmesiyle de 3 tane NADAŞ molekülü, 1 tane ATP, 1 tane FADAŞ2 molekülü ve 2 tane de karbondioksit üretilir. Diyor ki Krebs çemberinde FADAŞ2 sentezlenir. Evet sentezlendi mi? Doğru. Hücre solunumunda ortaya çıkan NADH2 moleküllerinin çoğu Krebs çemberinde sentezlenir. Baktığımız zaman arkadaşlar 3 tane burada sentezleniyor. 3 tane de diğer plüvik asit tarafından sentezlenecek. Yaklaşık 6 tane NADH sentezlenecek. Burada 6 tane diyor. E, glikolizde kaç tane sentezleniyordu? 2 tane. Dolayısıyla çoğu burada mı sentezlendi? Evet o zaman doğru. Tepkime basamaklarının her birinde farklı bir enzim görev alır. Evet arkadaşlar her bir basamakta farklı enzimler kullanılıyor. Krebs çemberinde oluşan bir organik molekül bir sonraki basamağın substratıdır. Baktığınız zaman burada altı karbonlu bileşik bir sonraki basamağın substratı oldu mu oldu. Yani burada enzim bunu kullandı mı kullandı doğru. Krebs çemberinde çıkan karbondoksitteki oksijenin kaynağı solunumla alınan oksijendir demiş. Arkadaşlar bu yanlış olacak. Şimdi bunun nedenini de size söyleyeyim. Şimdi biz ee, hücresel sonunda ne yapıyoruz? Bakın C6H12O6 bunu aldık oksijenle parçaladık. Ne ürettik bunun sonucunda? Karbondoksit artı su ürettik değil mi? Buradaki hangi molekül nereye gidiyor ona bakacağız. Bakın karbonun gidebileceği tek bir yer var zaten karbondoksit. Hidrojenin de gidebileceği tek bir yer var zaten su. Burada oksijenler sizin kafanızı karıştırır. Arkadaşlar karbondoksitteki oksijen besinden gelir. Suya giden oksijen ise atmosferden gelir. Bunun tam tersi gerçekleşen olaylar, yani okları şöyle döndürdüğüm zaman gerçekleşen olaylar da fotosentezi verir bize. Yani fotosentezle hücresel suyun birbirinin tam tersi basamaklarıdır. Hani teker teker basamak basamak olarak düşünmeyin ama genel olarak olay birbirinin tam tersidir. Dolayısıyla buradaki oksijenin kaynağı karbondoksit, oksijenin kaynağı kimdir? Besin. Burada su dediği için, pardon su değil. Solunumla alınan oksijen dediği için yanlış olacak. Solunumla alınan oksijen nereye gidiyor? Suyun yapısına gidiyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olur. Dördüncü sorumuz. Şekildeki gibi bir deney düzeneği hazırlanıp su banyosunda sırasıyla 20 derece, 30 derece ve 40 derecede 10 dakika tutularak deney tekrarlanıyor. Deney süresince 2 dakika arayla manometredeki renkli sıvı düzeyleri okunarak kaydediliyor. Buna göre bu deney aşağıdakilerden hangisini ölçmek için düzenlenmiş olabilir? Şimdi bakın deneyin içerisinde neler var? Şeker ve bira mayası çözeltisiymiş. Burada da şeker çözeltisi varmış arkadaşlar sadece. Şimdi burada neyi ölçmeye çalışıyor? Bira mayası etil alkol oluşturuyor mu? Etil alkol oluştururken buradaki manometredeki yani basınç seviyesi yükselecek. Ayrıca karbondioksit de oluşacak çünkü. Bunu ne yapacak? Bunu ölçmeye çalışıyorlar. Diyor ki bira mayasının en aktif olduğu şeker çözeltisi derişimi, derişimle ilgili herhangi bir şey vermemiş bize, sıcaklığı vermiş. Sıcaklıkla ilgili bir şey bulmamız lazım. Bira mayasının metabolik aktivitesi ile ortam sıcaklığı arasındaki ilişki bakın sıcaklıkla ilgili. Bu olabilir dursun. Bira mayasının kullandığı şeker miktarını, şeker miktarı ile ilgili bir şey de vermemiş bize, gitti. Şeker ve bira mayası çözeltisinin bulunduğu tüpten hangi gazın çıktığı, hangi gazın çıktığını bilebilir miyim buradan? Bilemem. Bunun gazı ölçmem lazım ki hangi gaz çıktığını bilebileyim. Burada sadece ne kadar gaz çıktığını bilebilirim arkadaşlar değil. Şeker ve bira mayası çözeltisi ile şeker çözeltisi arasındaki ozmotik basınç. Hayır ozmotik basınçla hiç ilişkimiz yok zaten bizim buradaki cevabımız bursa şıkkı. Bira mayasının metabolik aktivitesi ile ortam sıcaklığı arasındaki ilişki bulunmaya çalışılıyor. 2012 LS'ye gelelim. Bir hayvan hücresindeki glikoliz. Krebs döngüsü ve elektron taşıma sistemleri olayları hücrelerin hangi kısımlarında gerçekleşir? Arkadaşlar glikoliz tüm canlılarda ortaktır ve sitoplazmada gerçekleşir. Dolayısıyla sitoplazma olmayanları sildim. Krebs döngüsü hayvan hücresi dediği için hayvan hücresi de ökaryotik bir hücre olduğu için Krebs döngüsü mitokondride gerçekleşecek. Mitokondrinin matriks sıvısında gerçekleşecek arkadaşlar. O yüzden mitokondri olmayanı eledim. Elektron taşıma sistemi de aynı şekilde mitokondride gerçekleşir. Mitokondrinin kristal zarlarında. Bakın mitokondrinin yapısına baktığımız zaman dış zar düz, iç zar şöyle kıvrımlıdır. İç zarın kıvrımlı olan yerlerine biz krista diyoruz. Ve elektron taşıma sistemi elemanları bu kristallara yerleşmiştir. Burada elektron taşıma sistemi olayları gerçekleşiyor. İçerisinde bulunan sıvı ya da matriks sıvısı diyoruz. Matriks sıvısı da Krebs döngüsünün asetil koenzima oluşumunun gerçekleştiği yerdir arkadaşlar. Mesela glikolizde pürüvat oluşuyor ya eğer ortamda oksijen varsa ve hücremiz ökaryotsa nereye giriyor? Mitokondrinin içerisine pürüvat giriyor. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olacak. Sitoplazma mitokondri mitokondri şeklinde eğer mitokondrinin detaylarını da sorarsa Krebs döngüsü matrikste Elektron taşıma sistemi de nerededir? Krista'da gerçekleşir. Geçelim 6. sorumuza. Diyor ki alkol fermentasyonu oksijenli solunum ve laktik asit fermentasyonunda aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? Şimdi etin alkol fermentasyonu, laktik asit fermentasyonu ve oksijenli solunum. Arkadaşlar etin alkol fermentasyonu ve oksijenli solunumda karbondoksit üretilirken laktik asit fermentasyonunda karbondoksit üretilmez. Bize kesin bununla ilgili bir şey soracak. Bakalım şıkları okuyalım. Enzimlerin kullanılması. Bizim vücudumuzda gerçekleşen hemen hemen tüm reaksiyonlarda enzim kullanılıyor. O yüzden bu ortaktır. ATP'nin sentezlenmesi. Zaten bunların temel amacı ATP sentezlemek. O yüzden ortaktır. Organik maddelerin yıkılması. Evet organik maddeleri yıkarak enerji üretiyoruz. O üçünde de ortaktır. Nadaş oluşumu bu da arkadaşlar 3'ünde ortak ama bakın bize ne dedim? Karbondoksit oluşumu ile ilgili bir şey sorar dedik. Karbondoksit oluşumu laktik asit fermentasyonunda yoktur. Dolayısıyla cevabımız şıkkı olacak. 7. soru. Aydınlık ortamda özdeş su bitkileri kullanılarak hazırlanan aşağıdaki KLM deney düzeneklerinde ağızları kapalı olan beherlere gaz giriş çıkışı sadece yerleştirilen boru yardımıyla sağlanmaktadır. Şimdi burada karbondioksit ve oksijen giriş yapıyor arkadaşlar. İşaretli de karbondioksitler ve oksijen var. Diyor ki bu düzeneklerde daha sonra işaretli oksijene moleküllerinden hangilerinde rastlanır? Şimdi bakın hem karbondioksitteki oksijen işaretlenmiş hem de arkadaşlar atmosferdeki oksijen işaretlenmiş. Şimdi K düzeneğinde karbondoksitteki oksijen işaretlendiği için nerede rastlanacak? Bu karbondoksit buradaki bitki ne için kullanacak? Fotosentez için. O zaman karbondioksitteki oksijen arkadaşlar karbondoksit ve suyu kullandığı C6 H12 o6 artı oksijen. Buradaki oksijen nereye gidecek? Karbondioksitteki oksijen besine. O zaman K düzeneğinde fotosentez ürünü karbonhidratlar rastlanır. Evet besine gider. L düzeneğine bakıyorum. L düzeneğinde suyun yapısında. Sudaki oksijen nereye gidiyordu? Fotosentez sırasında. Nereye gidiyor arkadaşlar? Atmosfere gidiyor sudaki oksijen. Dolayısıyla L düzeneğinde solunum ürünü karbondoksit demiş. Hayır. L düzeneğinde arkadaşlar sudaki oksijen nereye gider? L düzeneğinde zaten e, fotosentez yaptığı zamanlarda bu işaretli oksijene rastlanır. Atmosferdeki oksijene gider. O yüzden bu da yanlıştır. M düzeneğinde solunum ürünü su. M düzeneğine bakıyorum. Oksijen işaretlenmiş. Atmosferdeki oksijen nereye gidiyor? Suyun yapısına gidiyor. O zaman solunum ürünü suyun yapısında rastlanabilir. Cevabımız 1 ve 3 şeklinde olur. Yani edirne seçeneği olur. Şunu bildiğiniz zaman hem fotosentez için hem de solunum için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Karbondioksitteki oksijen besine gidiyor veya tam tersi. Karbon zaten besine gidiyor. Bunu biliyoruz. Sudaki hidrojen besine veya besindeki hidrojen suya gider. Sudaki oksijen atmosfere, eğer atmosferden oksijen alınmışsa bu da suya gider arkadaşlar. Tek yönlü bildiğinizde zaten çift yönlü olarak düşünün. 8. sorumuz. İnsanın iskelet kas hücrelerinde oksijenli solunum ve fermentasyon olayları gerçekleşirken son elektron alıcısı olarak işlev gören moleküller hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar oksijenli solunumda son elektron alıcısı oksijendir. Oksijen. Dolayısıyla oksijen olmayanları sildim. Fermentasyonda ise hangi fermentasyonu so sorduğu önemlidir. Ha, insanda iskelet kası. İskelet kasında bizde hangi fermentasyon gerçekleşiyor? Laktik asit fermentasyonu. Laktik asit fermentasyonunda son elektron alıcısı pürüvattır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Peki etil alkol fermentasyonunda arkadaşlar hangisidir son elektron alıcısı? Onda da aset aldehittir. Aset aldehit. Bu son elektron alıcılarını mutlaka bilin karşınıza çıkar. Solunumda neymiş o hücresi? Oksijenli solunumda oksijen. Laktik asit fermentasyonunda pürüvat, etil alkol fermentasyonunda aset aldehittir. Bunları mutlaka bilin. 9. soru. O memelilerde olgun yuvar hücrelerinde mitokondri bulunmaz. Mitokondri bulunmuyorsa ne yapacak arkadaşlar? Laktik asit fermentasyonu yapacak. Diyor ki buna göre bu hücreler yaşamaları için gerekli olan enerjiyi aşağıdaki yollardan hangisiyle sağlar? glikozun oksijensiz yıkılım, yıkımıyla pürvatın asetil koenzima molekülüne dönüştü. Bir kere oksijenli solunumun evrelerinden herhangi bir görülmez. Yani asetil koenzima oluşumu yok. Nadaş elektronlarının doğrudan asetil koenzima molekülüne aktarılmasıyla olmaz. fadh 2 zaten nerede üretiliyordu? ETS, pardon e, Krebs üretiliyor. O yüzden bu olmaz. Nadaş elektronlarının doğrudan elektron taşıma zinciri demiş. Elektron taşıma zinciri de kullanılmaz arkadaşlar burada olmaz. Hangisiyle üretecek? Glikozun oksijensiz yıkımı o da laktik asit fermentasyonuyla gerçekleşiyor zaten. Cevabımız aşık olur. 2014 LYS Ortamda mitokondri iç zarında yer alan ATP sentazın işlevini tamamen durduran özgül bir madde bulunduğunda Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Şimdi mitokondri iç zarında yer alan ATP sentaz ne yapıyor? Bakın mitokondrinin krista zarını şöyle bir büyüttüğümüzü düşünün. Burada fadaş moleküllerindeki, nadaş moleküllerindeki elektronları aktaran proteinler vardır. Mesela şuradan fadaşlardaki elektronlar aktarılırken hidrojenlerde serbest bırakılıyor. Aynı şekilde burada da bu durum gerçekleşiyor. Böyle hidrojenler geliyor. Burada serbest kalıyor. Elektronlar da arkadaşlar bu sistemde taşınıyor. Taşına, taşına, taşına nereye geliyor? Tekrardan mitokondrinin matriksine geliyor. Burada elektron var. Şurada da ATP sentaz dediğimiz bir enzim vardır. ATP sentazın özel bir yolu var. Hidrojen yolu arkadaşlar. Bu hidrojen yoluyla burada biriken hidrojenleri taşıyor buraya getiriyor. İki tane hidrojen getirdi. Artı burada iki tane elektronla birleşir. Bir de ortamda ne var? Oksijen var. Zaten oksijen ne tutuyor? Son elektron alıcısı olarak görev yapıyor. Bunlar birleştiğinde ne oluşuyor? Tabii ki su oluşuyor. Bu durumda eğer ATP sentazın yapısı bozulursa, yani çalışma işlevi durdurulursa, hidrojenler geçemeyecek. Dolayısıyla arkadaşlar, elektron akışı sağlanamayacak. Proton pompası dediğimiz bu iki tane hidrojenin taşındığı pompa çalışmayacak. Karbondioksit çıkış artar olmaz. Oksijen kullanımı durur olmaz. Mitokondri iç zarındaki iki yüzeyi arasındaki pH farkı artar olabilir. Elektron taşıma sisteminde proton pompalanması hemen doğru. Proton pompalanması dediğimiz hidrojenin pompalanması. Hidrojen zaten yukarı doğru pompalanıyor. Bunun ATP sentaz ilgisi yoktur. Elektron taşıma sistemindeki elektron akışı hemen durur demiş. Hemen durma olmaz arkadaşlar. Bir süre sonra durur. Bu elektron akışı da bu da değil. Mitokondri iç zarının iki yüzeyindeki pH farkı artar. Neden? Şimdi burada hidrojenler biriktikçe burada ne yapacak? Asitliği artıracak. Yani pH'ı düşürecek. pH düştüğü için arkadaşlar burada da pH belirli değerde olmak zorunda. Dolayısıyla ikisi arasındaki fark ne yapacak? Artmaya başlayacak. Hidrojenler bu yoldan taşınamadığı için buradaki pH'ı düşürecek. Cevabımız C şıkkı olur. Güzel bir soruymuş. 2015 LYS Glikolizde ve Krebs döngüsünde olaylarından hangilerinin ortak olduğu görülür. Arkadaşlar glikolizde, Krebs döngüsünde asetil koenzima oluşumunda üçünde de ortak olan nedir? NADH oluşumudur. Karbondoksit oluşumu ve FADH2 oluşumu sadece Krebs döngüsünde görülür. Ayrıca karbondoksit oluşumu asetil koenzima oluşumunda da görülür. Asetil koenzima ama nadaş oluşumu hepsinde ortaktır. Cevabımız yalnız bir aşık olacak. 2015 LYS arkadaşlar ne diyor? Diyor ki kemozmotik hipotezine göre kloroplastlar ve mitokondrilerde ATP sentezi sırasında yukarıdakilerden hangileri farklılık gösterir? Bakalım protonların biriktirildiği yer. Şimdi her ikisinde de zarlar arası bölgede biriktiriliyor protonlar yani hidrojenler ama birinde zarlar arası bölge kloroplastlarda daha ince bir bölgeyken zarlar arası bölge. Diğerinde arkadaşlar şöyle daha geniş ve ee daha fazla hidrojen alabilecek bir bölgedir. O yüzden birikildikleri yer farklılık gösterir. Elektronların elektron taşıma sisteminde taşınım kuralı. Arkadaşlar taşınım kuralı birbirine benzerdir. Nasıl? Çünkü elektronlar ne yapıyor? Bir proteinden diğer proteine şöyle atlanarak taşınıyor. O yüzden bu farklılık göstermez. ATP oluşumunu sağlayan enzim çeşidi. ATP oluşumunu her ikisinde de ATP sentaz sağlar. Dolayısıyla bu da farklılık göstermez. Cevabımız A şıkkı yalnız bir olur. 13. soru. Laktik asit fermentasyonu için hangisi söylenemez? İnsanda iskelet kaslarında gerçekleşir. Doğrudur. Amacı pürüvattan daha fazla ATP üretmektir. Arkadaşlar, laktik asit fermantasyonu olsun, etil alkol fermantasyonu olsun, ikisinde de üretilen tek ATP glikolizde üretilen ATP'dir. İkisinde de amaç natları serbest bırakmaktır. Çünkü ortamda belirli sayıda nat molekülleri vardır ve tükendikleri zaman glikoliz devam etmez. Yani glikoliz durur. Glikoliz durursa Pürvat oluşamaz, oksijenli solunum yapılamaz ya da oksijensiz solunum yapılamaz. Dolayısıyla amacımız natları serbest bırakmaktır. Pürvattan daha fazla ATP üretme olayı oksijenli solunumda gerçekleşir. E, fermentasyonlarda olmaz. O yüzden cevabımız Bursa şıkkı. Bu olayda pürvat indirgenmektedir. Yani elektron bağlanmaktadır pürvata doğrudur. Son ürünle birlikte nat molekülleri oluşur. Evet zaten amacımız natları serbest bırakmak. Doğru. Karbondoksit çıkışı olmaz. Evet laktik asit fermentasyonunda karbondoksit çıkışı yok. Etil alkol fermentasyonunda var. Bir de oksijenli solunumda var. Gelelim 14. sorumuza. 2016 LYS sorusu. Diyor ki tabloda canlılarda ATP elde eden bazı süreçler 1-2-3 gösterilmiştir. Buna göre diyor ATP elde edilen süreçler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Şimdi birincisinde hem oksidatif fosforilasyonla hem substrat düzeyinde fosforilasyonla elde edilmiş hem de son elektron alıcısı oksijenmiş. Zaten son elektron alıcısına bakarak bile bulabiliriz. O zaman birincisi nedir? Oksijenli solunumdur. O ikili solunum. İkinciye bakıyorum. Son elektron alıcısı kimmiş? Aset halde etmiş. O zaman ikincisi etil alkol fermentasyonudur. Üçüncüye bakıyorum arkadaşlar. Son elektron alıcısı pürüvatmış. O zaman bu da neymiş? Laktik asit fermantasyonuymuş. Bakın bunları bildiğiniz zaman bir soruyu direkt kolaylıkla yapabiliyorsunuz. O zaman aerobik solunum, etil alkol fermantasyon ve laktik asit fermentasyon olarak cevabımız C şıkkı olacak. Aerobik solunum oksijenli solunum demektir. Anaerobik solunum ise oksijensiz solunum demektir. 15. soru. Bir miktar üzüm suyu içerisine yeterli miktarda bir mayası eklenip ortam oksijensiz bırakıldığında bazı moleküllerin miktarlarındaki değişimleri aşağıdaki grafikte 1 ve 2 numaralı eğrilerle gösterilmiştir. Şimdi üzüm suyu içerisine bir mayası eklenmiş. Bir mayası ne yapacak? Etil alkol fermentasyonu yapacak. Etil alkol fermentasyonu yaptığı için azalan molekül ne olacak? Azalan molekül besin olacak değil mi? Besini kullanacak burada. Artan molekül ne olur? Ya etil alkol olur ya da karbondoksit olur. Çünkü etil alkolde karbondoksit oluşumu gözleniyordu. Bakalım. 2 numara ya etil alkol olacak dedik ya da karbondoksit olacak dedik. Dolayısıyla B ve D şıkkı gitti. Azalan molekül besin dedik arkadaşlar. Burada besin olan hangisi? Edirne seçeneği. Cevabımız E şıkkı olur. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşebilmesi için enerji harcanmaz? Bakalım. Oksijenin alveollerden kana geçmesi, paramesyumun sillerinin hareketiyle yer değiştirmesi. Bir kere silin hareketi için ATP harcanır. Sinir hücrelerinde impulsun iletimi bunu da da harcanır arkadaşlar. Ribozomlarda polipeptit sentezlenmesi bir şey sentezleniyorsa sentez sırasında ATP harcanır. Glikozun hücre solunumunda yıkılması evet glikoliz evresinde yıkılırken ATP harcanıyor. Burada oksijenin alvollerden kana geçmesi Difüzyonla gerçekleşen bir olaydır. Enerji harcanmaz arkadaşlar. Cevabımız aşık olacak. 2017 LYS Kemosentetik canlılar ihtiyaç duydukları besinler üretmek için gerekli olan enerjiyi inorganik maddeleri oksitleyerek açığa çıkan kimyasal enerjiden karşılayabilirler. Buna göre aşağıdaki inorganik maddelerden hangisi kemosentetik canlılar tarafından enerji kaynağı olarak kullanılamaz. Arkadaşlar burada kemosentetik canlılar e, birçok inorganik maddeyi kullanabiliyor ama karbondoksiti kullanamıyor. Karbondoksiti zaten kemosentetik canlılar besin kaynağı olarak kullanıyorlar. Yani besinin yapısına katmak için kullanıyorlar. O yüzden karbondoksit burada kullanılmaz. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynağı olarak ATP'nin kullanıldığı anabolik olaylardan biridir. Yani... ATP harcanan bir olaydır diyor. Pirüvik asitin asetil koenzimaya dönüşmesi sırasında ATP bir dakika ATP harcanmaz arkadaşlar bu gider. Amino asitlerden protein sentezi sırasında evet protein sentezi bir anabolik olaydır. Yani yapım olayıdır ve ATP kullanılır. Cevabımız bu olacak. Diğerlerine de bakarım. Monosakkaritlerin pülvikeste dönüşmesi. Şimdi burada ATP kullanılır ama anabolik değil katabolik yani yıkım olayıdır. Olmaz. Asetil koenzimanın Krebs döngüsüne katılması bu olay sırasında da enerji harcanmaz arkadaşlar. Ayrıca anabolik yapım olayı değildir. Krebs döngüsünden karbondoksit çıkışı. Krebs döngüsünden karbondoksit çıkışından sonra ATP üretiliyor. Ama kullanılmıyor arkadaşlar ve anabolik yani yapım olayı değildir. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olur. 19. soru. Oksijenli solunum ve laktik asit fermentasyonunda olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? Kemi osmotik mekanizma ile ATP üretilmesi. Arkadaşlar laktik asit fermentasyonu daha doğrusu fermentasyonda kemi osmotik mekanizma yoktur. Dolayısıyla bu gitti. Nadaş moleküllerinin nada yükselt gelmesi bu olur. Hidrojenler ayrılıyor. Elektronların elektron taşıma zinciri elemanlarınca taşınması. Elektron taşıma zinciri yine fermentasyonda yoktur. Dolayısıyla bu da gider. Cevabımız yalnız iki bursa seçeneği olur. Diğer sorumuza geçelim. Diyor ki glikoz molekülünün oksijenli solunumda yıkılarak enerji elde edildiği bilinmektedir. Bu süreç genel bir denklemle aşağıdaki gibi özetlenmektedir. Oksijenli solunum yapan bir canlıya işaretli oksijen molekülü verilmiş. İşaretli oksijen nereye gidecek arkadaşlar? Tabii ki suyun yapısına gidecek, değil mi? Çünkü ne dedik? Atmosferdeki oksijen suyun yapısına Besindeki oksijen karbondoksitin yapısına. Eğer tersini soruyorsa tersi için de aynısı geçerli. Diyor ki işaretli oksijene hangilerinde rastlanması beklenir? Bakalım. pürüvik asitten asetil koenzima oluşumu sırasında açığa çıkan karbondoksit. Hayır, atmosferdeki oksijen nereye gidiyordu? Oksijeni sonun yapan bir canlı işaretli oksijen. Tam bu oksijen atmosferdeki oksijen işaretlenmiş. Dolayısıyla burada karbondoksit değil suyun yapısına gidecek. Bu yanlış. Krebs döngüsünde açığa çıkan karbondoksit. Hayır arkadaşlar karbondoksit de dolmaz. Suyun yapısında olur. Elektron taşıma sisteminde oluşan su. Evet işte bakın bunun yapısında olur. Cevabımız C şıkkı olacak. 21. sorumuz. Çeşitli ökaryotik hücrelerde gerçekleşen olaylarının hangilerinde FAD'ın indirgenmesi. Arkadaşlar biz FAD'ı sadece nerede gördük? Krebs'te gördük. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yalnız iki A seçeneği olur. 2022 son sorumuz artık 22. soru. Bir bitki hücresinde bulunan bölümlerinin hangilerinde substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezi gerçekleşir? Substrat düzeyinde fosforilasyon arkadaşlar ee, bir substrat molekülü yani bir organik molekülün kullanılarak enerji üretilmesidir. Dolayısıyla bu glikoliz evresinde glikoliz bir de Krebs döngüsünde gerçekleşir. Krebs'te de glikolizde de organik maddeler kullanılır. Ama ETS sırasında yani elektron taşıma sisteminde oksidatif fosforilasyon yapılır. Çünkü orada oksijenin elektron çekim kuvveti kullanılarak e, ATP üretimi gerçekleşiyor. O yüzden orada oksidatif fosforilasyon var. O zaman Glikoliz sitoplazmada gerçekleştiği için e, sitoplazmada da olur. Mitokondrinin matriksi, Krebs zaten matrikste gerçekleştiği için olur. Burada kloroplast stroması demiş. Kloroplastın stromasında e, substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezi. Şöyle arkadaşlar, kloroplastın tilakoidinde şey oluyordu. Fotofosforilasyonla ATP sentezi gerçekleşiyor. Ama stromasında ATP üretimi yok zaten. Dolayısıyla bunu almıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan seçeneği olur. Yine bu hücresel solunum her sene hemen hemen sorulan bir sor sorudur arkadaşlar. Dolayısıyla hücresel solunuma da iyi çalışın. 2023 e ait de ben çıkacağını düşünüyorum. Özellikle şu işaretlemelere çok dikkat edin. Ee, bir de benim verdiğim hani şey vardı ya e, bu işaretlemelerde vermiştim ya hem solunum için hem fotosentez için geçerli demiştim. Onu mutlaka bir iki kere böyle aklınızdan veya bir yere yazarak çalışan aklınızda kalacaktır. Evet pdf'sini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.